Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 27 Mayıs 2021 ve şu an saat 00:56. Peki ben bu saatte bu videoyu niye çekiyorum? Bu videoyu çekme sebebim şu. Bundan yaklaşık 1 saat önce arkadaşlarımız sosyal medya hesaplarım üzerinden beni bir gönderi üzerinde çok fazla etiketlediler ve aslında yazdıkları mesaj, çok fazla mesaj geldi ve yazdıkları mesajda da dikkatimi çeken konu vardı. Arkadaşlarımızın hepsi nedense Brawl Top geliyor galiba şeklinde mesajlar attı. Şimdi galiba derken ne oldu dedim, yani bir duyuru mu yapıldı yoksa VKBRL ile alakalı bir değişiklik mi oldu? Yani durduk yerde bu saatte niye böyle bir mesaj attı arkadaşlarımız? Aslında arkadaşlarımızın bu mesajı atmaları bir yanlış anlama. Yani arkadaşlarımız yanlış anladılar bazı durumları arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımızın yanlış anladığı durumu birazdan açıklayacağım. Peki bu yanlış anlaşılma durumu ne? Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni bir topluluk yöneticimiz var, Paola. Paola kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı şimdi sizlerle paylaşacağım. Zaten çok fazla uzun olmaz galiba. Çünkü bu yanlış anlaşılmayı bir belki biraz düzeltebilirim şeklinde bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Hemen Paola'nın paylaşımına geçelim. Evet, Paola'nın paylaşmış olduğu görsel bu. Aslında bundan bir tane daha var. Yani Paola burada diyor ki bu tabloyu hatırlıyor musunuz? Yani bu bölümü hatırlıyor musunuz şeklinde çok iyi hatırlıyoruz arkadaşlar. Burası Brawl Talk'larımızın yapıldığı stüdyo ve Paola da yeni bir topluluk yöneticisi olduğu için de burayı ziyarete geliyor. Yani burada bu tabloyu hatırlıyor musunuz? Evet veya hayır şeklinde bir anket yapıyor arkadaşlar ve bu ankette de arkadaşlarımıza bu soruyu soruyor. Fakat durum daha burada da başlamıyor. Paola'nın diğer görseline geçtiğimiz zaman hemen şu şekilde bakın, Frank, Dani, Paola burada bir poz veriyorlar, bir görsel paylaşıyorlar ve bu görsele baktığımız zaman Paola burada çevirisini yaptığımız zaman işte arkadaşlarımız direkt oradaki, yani şuradaki Brawl Talk yazısını görünce aha dediler, herhalde Brawl Talk geliyor. Ama Paola'nın yapmış olduğu açıklamayı burada düzgün şekilde çevirdiğimiz zaman bunun Brawl Talk'la alakalı olmadığını anlayabiliyoruz. Peki Paola burada ne diyor? Paola burada diyor ki evet, bugün stüdyoya ilk ziyaretimi yaptım ama, bakın, ziyaretimi yaptım ama henüz Brawl Talk için değildi. Henüz Brawl Talk için değildi. Yani Brawl Talk için değil. Arkadaşlarımız da direkt buradaki bu konuşmayı görünce galiba Brawl Talk'umuz çekildi şeklinde düşündüler. Ama biliyorsunuz ki yeni bir topluluk yöneticisi ve aslında oradaki heyecan ortamı, yani o ortamı bir görmesi amacıyla ilk kez bir ziyarette bulunuyor. Ve heyecan zaten yüzünden de okunuyor arkadaşlar. Baktığımız zaman yani şöyle örnek verecek olursak, mesela bir tane futbolcu düşünün, yeni takıma transfer olduğu zaman o ortamı bir görmesi gerekiyor, o stadı bir gezmesi gerekiyor, o atmosferi bir görmesi gerekiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz ki antrenman yapıyor, yani yeni takım arkadaşlarının alışması için, sürekli maçlara hazırlanabilmesi için antrenman yapılıyor ve Dani ve Frank ile beraber oraya gidip de Brawl Talk öncesi, artık ne zaman çekilir tabii ki bilmiyoruz ama orada muhtemelen Paola'nın da oradaki o heyecanı bir atmasını istediler, o ortamı bir görmesini istediler ve Paola ile beraber de orayı ziyaret ettiler arkadaşlar. Yani bu demek değildir ki Brawl Talk çekildi. Zaten Paola'nın sosyal medya hesabı üzerinden, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımları da birazdan sizlerle paylaşacağım. Orada aslında neyin ne olduğunu anlayabileceğimiz mesajları da Paola bize veriyor. Yani aslında Paola oraya ilk kez ziyarete gidiyor ve Brawl Talk'un asıl çekildiği yeri görmeyi istiyor ve Brawl Talk'un asıl çekildiği stüdyoyu da görüyor ve dedim ya, heyecanında yüzünden okunuyor. Yani şu an Paola'nın yerinde olmayı ister miydim? Vallahi çok isterdim ama o heyecana da bilmiyorum dayanabilir miydim? Gerçekten inanılmaz bir yer. Düşünsenize, milyonların sizi izlediği bir yeri orada görebiliyorsunuz. Yani oyunumuzla alakalı birçok yeniliğin çıktığı ortamda orada bulunmak inanılmaz bir duygu olsa gerek. Zaten bu görseli iyice yakınlaştırdığımız zaman Dani, Frank ve Paola'yı görüyoruz ki gerçekten inanılmaz yani o ortamda olmaları. Yani bilmiyorum artık Brawl Talk'larda görür müyüz, görmez miyiz ama muhtemelen yeni topluluk yöneticimiz Paola da diğer Brawl Talk'larımızda olacaktır ama hangi Brawl Talk olur olmaz, önümüzdeki Brawl Talk olur olmaz onu bilmiyoruz. Muhtemelen göreceğiz diye düşünüyorum ama bambaşka bir hava getireceğine de eminim Paola.
Paola'nın Brawl Stars Brawl Talk'ları adına. Paola Twitter üzerinden de şöyle bir açıklama yapıyor arkadaşlar. Muhtemelen burada Paola'ya o anki heyecanını sordular ve Paola da şu şekilde cevap verdi. Dedi ki, bugün kaydedildiği stüdyoyu gördüm, bana küçük kalp krizi geçirdi. Bir de bunu kaydettiğimiz zamanı hayal edin şeklinde bir paylaşım yaptı. Yani şu an sadece öylesine ziyaret ettim ve heyecandan neredeyse kalp krizi geçirecek duruma geldim. Bir de onu kaydettiğimiz anı düşünün, hayal edin şeklinde Paola'nın burada bir durumu var, paylaşımı var ki zaten buradan da hani daha kaydettiğimiz zamanı düşünemiyorum şeklindeki durumda zaten Brawl Talk geldi, Brawl Talk çekildi diyen arkadaşlarımıza da aslında bir doğru açıklama olmuş olur. Çünkü gerçekten arkadaşlarımızın kafası karışmış, herhalde Brawl Talk çekildi geliyor diye. Tabii ki Brawl Talk'lar ne zaman çekilir çekilmez bunları biz bilemeyiz ama Paola'nın diğer bir paylaşımı da gerçekten heyecanının ne derece olduğunu bize gösteriyor. Paola burada diyor ki, Brawl Talk'u kaydettiğimizde deneyimin nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım diyor. Yani Brawl Talk'u kaydettikten sonra, Brawl Talk'u çektikten sonra sizlerle deneyimimi anlatacağım, neler hissettiğimi sizlerle paylaşacağım şeklinde burada bir paylaşım yapıyor. Gerçekten Paola inanılmaz heyecanlı görünüyor ama biz de Brawl Talk'ta onu görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz bilmiyoruz ama belki görebiliriz şeklinde heyecanlı. Çünkü yepyeni, yani Ryan'dan sonra bambaşka birisi geliyor ve sürekli görebileceğimiz Dani gibi düşünün arkadaşlar. Dani, Ryan, Frank, bunlar ayrılmaz üçlü. Sürekli artık alıştık ama yeni bir topluluk yöneticisi daha geliyor. Onu da tabii ki nasıl olacak, nasıl bir hava katacak tabii ki biz de merak ediyoruz arkadaşlar. O sebeple Paola'nın heyecanı aslında çarpı 2 olmuş oluyor. Hem orada bir Brawl Talk, yani oyunumuzla alakalı yeni güncellemeyle alakalı bizlere bilgiler verecekken hem de o ortamın heyecanını yaşamış olacak. Yani Paola'nın yapmış olduğu o paylaşımlar aslında bir Brawl Talk habercisi değil de, yani artık zaten yavaş yavaş Haziran'da giriyoruz, yani mutlaka gelecektir tabii ki. Gelecek olan fotoğraflara göre belki bir ipuçları falan da verebilirler ama şu an için bilmiyoruz ama sadece Paola'nın ilk stüdyo deneyimini paylaştığı sahnelerde arkadaşlar. Lütfen bu konuda yanlış anlaşılma gibi durumlar olmasın. Evet arkadaşlar, bilmiyorum video ne kadar, kaç dakika olduğu emin değilim. Kısa mı oldu, uzun mu oldu, çok bir bilgim yok, farkında değilim ama dediğim gibi aslında bu video bir anda sizleri bilgilendirmek amacıyla yaptığım bir videoydu. Sizler de kanala abone olarak bu tarz anlık bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Tabii ki videonun sonunda da bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.